Hayatta kavga etmem. Asla kavga etmem. Yakışmaz bana. Çünkü birçok şubem var. Hani hoş olmaz. Ticaret yapıyoruz biz. Bundan aylar önce sevgilisiyle geldi. O sevgilisinin de başının etini yiyip çocuğu bezdirdiği, illallah ettiği sevgilisiyle geldi. Ben dedi şey yapacağım dedi. Böyle dedi, ben buna yıllar önce şey demiştim. Suda hani böyle çevrilen spor aletleri var ya, içinde işte böyle kalori falan yakıyorsunuz hani. O aletler. Dedim ki böyle bir şey dedim yapabiliriz. Benim o zaman şubelerim falan da yok. Aa dedi çok güzel olur falan filan. Neyse sonra ben şubeleşince benden Gebze şubesini falan bir ara istiyordun. Tabelanın başına kendi adı, sonrasına kendi adı. İmkansız böyle bir şey zaten. Evet, yorumları kapatayım, ben anlatayım. Ben anlatayım her şeyini, bir bokluklarını ortaya dökeyim. İki kız kardeşiyle birlikte ondan sonra. İşte o suda çevrilen aletler, cihazlar falan filan feşmekan. Ben dedim yapamam dedim artık. Ben dedim çok şubeleştim. Hani bir marka adı altında ikinci bir marka olmam dedim. Benim etik olmaz yani. Etik bir şey değil bu falan filan. Neyse. Kız kardeşi de bir ameliyat oldu. Onu söyle. Bende neler var. Ben onları bir ortaya atayım. İşte dedi ben dedi o da dedi bir iş yapsın istiyorum dedi, ne olursun dedi, yalvarıyorum sana bak dedi, ona da dedi bir iş sahibi edelim şöyle böyle. Dedim ki söz veriyorum sana, iki tane evladım var, yetime de dedi ya bana, yetim dedi ya bana, Allah çok büyük. Bunu şu anda yazıyor, o Eylül için söylediklerim, o Eylül için kimlere neler konuştuğun, bak Eylül de benim canımın içi ise ben o kızı ayıktıracağım. Bana şu anda hala yukarıdan tehditvari mesajlar atıyor. Neyse bakmayacağım mesajlarına, ben her şeyi anlatacağım. Dur kafamı toplayamadım. O kadar sinirlendim ki atılan iftiralara. Neyse işte ona bir iş imkanı tanıyın, şöyle yapın böyle yapın, ona da fırsat ver falan filan. O başın etini yediği ruh hastası kendisi. Sevgilisinin de vır 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 başın etini yediği çocuk da geldi. Böyle böyle yapacağım dedi. Bu suda dedi senin dediğin cihazlar var ya, öyle bir şey açacağım. Ay dedim kanka tabii ki de aç. Bak dedim ben sana cihaz da veririm. Çatlak da yap. Zayıflama da yap. Sıkılaşma da yap. Niye yap? Ben dedi evlenince yapacağım. Ya saçmalama dedim. Niye evlenince yapıyorsun ki sen dedim. Hemen başlaman lazım senin dedim bu işe. Beklemem bile senin kabahat. Neyse. Ben gazı veriyorum, yalvarıyorum yap diye. Bak diyorum cihazı benden al, alma önemli değil ama koy, kombinasyon paketler güzel satılır diyorum. Falan filan ama Dionseps'ten kaynaklı bir mobbing uygulanıyor bana. Böyle bir mobbing olamaz ama bir mobbing uygulanıyor bana. İşte hastalanıyorum, rahatsızım, Milan Efe'nin ateşi var. İşte çocuk bu, Milan Efe düştü kafası şişti diyorum. Çocuk bu düşer kalkar. Atamam diyorum bugün reklam. Atarsın bak diyorum, ne yani, hiçbir firmayı almadım. Bunu da atamam. Yani çocuğum düştü. Ay bir şey hep böyle yapıyorsun. Evim taşınıyor. Her yerde koli reklam attın mı? Reklam attın mı? Reklam attın mı? Reklam, reklam, reklam. Bir mobbing ama bana. Bir mobbing hırsız dendi bana. Neden hırsız dendi? Mal alıyorum dükkanıma aldığım malın toptan alım fiyatını ödüyorum. Dükkanımda bu malı satıyorum diye bana hırsız dendi. Hırsız. Onlar ayrıca kim hırsız onu ortaya çıkartacağım. Paraları çeken kim hırsız, paraları çeken habersiz. Hepsinin dokümanları var. Onlarla geldiğim zaman yalvaracaksın bana. Yapma, ben ettim, sen etmeyeceksin. Ben hep dur Engin. Yapma Engin, bekle Engin. O zaman hırsız kim göreceksin. Hırsızımız kalmadı, oyumuz kalmadı, buyumuz kalmadı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Ama hiçbir şeyim, ne kız kardeşim, ne kız kardeşimin özel hayatı, bana yazdığı mesajlar böyle. Neler neler. Arkadaşlarımız için söyledikleri, mecbur kalıp yorum yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü bir şey yapmadığım zaman, demediğim zaman, yorum yapmadığımda ben kötüyüm. Millet için sallıyor. O bizim çekişimizi bilmem ne yaptı, ifşa etti, bizi televizyona çıkarttı. Samimiyetsiz onun, Allah korkusu yok. Sen onun nasıl olduğunu bilmiyorsun. Neler neler. Ben temkinliydim. Hepsini kayıt almıştım. Senin o SS dediklerin var ya, onlar bende ses kaydın olarak var. Böyle yanımda video çektiğim. Ben seni çok önceden biliyordum çünkü. Banu konusuna da gelecek olursak, evet konuştum. Allah yolunu açık etsin. Arkamdan bir sürü sallıyor ediyor. Hiç umurumda bile değil.
Zamanında çok kötü günlerinde yanındaydım. Çok çok zor günlerinde ben vardım. Hiç önemli değil. Evet, Fethiye de beni aradı, konuştum. Yine bunun yüzünden böyle oldum. Neden? Çünkü buna yancı diyordu. Bu döndü aramış. Ama bana yancı deme, ama çok rahatsız oluyorum. Neden? Çünkü rahatsız oluyor. Yancı o sırada bağını ortaya çıkaracaktı ya, nasıl bir şey olduğunu. Derken bağını çekti, kendini fişekletti bana karşı. Hiçbir önemi yok. Allah herkesin yolunu açık etsin. Allah herkese evladıyla mutlu etsin. Bunu da mutlu etsin. Rabbim buna kat kat ve kat kat versin ki benden uzak dursun. Ürüne gelecek olursak, ekmeğime taş koyuyor diyor ya, bakın arkadaşlar, ben senelerdir bu sektördeyim. Her şeye bir cevap vereceğim. Ben tam 1,5 sene Milan Efe karnımdayken ayrı, Milan Efe'yi doğurduğumda ayrı. Bunlar çok apayrı şeyler. Sabahlara kadar etken maddeler araştırıp ürün çıkarttım. Ürün yaptım. Koltuk altı beyazlatma ürünümü ben yaptırdım üreticime. Arge mezunuyum demek de olmuyor. Arge mezunuysan bunu da yapacaksın kendin. Benim hazır oluşturduğum ürüne arayıp, alo, ben o koltuk altı şeysi var ya, adını bile bilmiyor nasıl yapacaksa. Salisilik asit var için. Salisilik asit yavrucuğum, onunla da önce onu bir öğren. Sen bizden iyi biliyormuşsun ya. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Gelip ben ne yapıyorum, onları da anlatacağım sırayla. Daha neler anlatacağım biliyor musun? Bugün konuştun ya, yetim dedin ya. Acımayın yetime, koyar götüne dedin ya sen. Orada bitti. Dedin ya sen, haklılarmış. Benim annem babam mevzularında dedin ya, olayları dinledim. Benim annemi babamı ağzına alıp dolaylı yoldan laf soktun. Ruh hastası kardeşim var ya hele. Keşke adam olsa da benim karşıma şöyle bir çıkabilse. Bak, benim karşıma bir çıkabilse, bana attığı ses kayıtları hepsini paylaşırım. Bak daha bende nelerim var senin. Canlı yayın açmış şimdi. Neyse. Arge pazarlama bölümü mezunuyum. Ben bir sürü ürün yaptırıyorum, ediyorum, kafa patlatıyorum, yapıyorum günlerce, ama yıllarca. Sen git benim ürün yaptırdığım adama de ki ben aynılarını istiyorum. Yok ya. Yok ya, ben o kadar bunların üzerinde duracağım, yıllarca çalışacağım. Sen geleceksin, diyeceksin ki bu ürünleri bana verin. Öyle bir şey yok. Sen değil, Ayşe Fatma diye gelse de ben verdirmem. Ekmeğine taş koymak değil bu. Sen başkasının ekmeğine göz dikmiş oluyorsun. Bunu önce bir ayık. Ben senin gibi rezilleşmeyeceğim, senin gibi çirkinleşmeyeceğim. Ne bir story atarım. Gecenin saat ikisi burada. Ne Milan Efe kaldı, ne annem kaldı, ne babam kaldı. Banu'dan girdi, Nesli'nden çıktı. Ben Nesli'nde zaten olan defterleri kapatmışım. Bir daha da asla uğraşmak istemiyorum. Çünkü işimdeyim, gücümdeyim. Bugüne bugün 43 tane şube olmuşum. Hani benim şeyim değil, kulvarım değil. Yani bu kadar şubeleşmişim. Ben o insanlara karşı mahcup olamam. Bu mahcubiyeti yaşatamam. Pardon, geliyorum. Yani o sebepten ötürü daha üstüme çok iftiralar atılacaktır. Çok fazla şey yapılacaktır. Kız kardeşim için söylenen laflar hepsi bende mevcut. Zaten şöyle bir tehdit vardı. YouTube çekip hepsini anlatacağım. Ayrıca beni kimse yükseltmedi. Herkes bilir. Benim fotoğrafçılıktan beri bilinen çok şükür bir ismim vardı. Benim takipçim 10 bin bile değilken benim dükkanıma gelen insan sayısı fazla fazlaydı. Annesiyle bana geldiğinde, annen işlemi alamıyorum ne olur dediğimde, annesi candır. Allah bin kere razı olsun. Ekmeğini yedim, kahvesini içtim. İşlemi alamıyordum. Oruç tutuyordu annesi. Ezan okunuyordu. Ezan vaktinde orucunu dükkanda açıyordu. Kızları tutuyordum. O kadar ki iş yapabiliyordum. Bu işler takipçiyle olsaydı, Şeyma Subaşı en çok izlenen insan, dükkanı kapatıp giyim firmasını bitirmezdi. Bu iş takipçiyle olmuyor. İşinin başında olman, güven, sonuçların, bilgin, deneyimin, bütün bunlarla olan şeyler bunlar. Takipçiyle olmaz bu işler. 5 milyon takipçin de olsa olmaz. Benim takipçim nasıl arttı? Oraya gelelim. Benim takipçim çekilişlerle arttı. Çekilişler oldu, sevdiniz. Sendin benim doğumumda kendi hesabını gizleyip doğum detayları benim hesabımda ve kız kardeşimi etiketleyen. Sendin primci. Sendin televizyona çıktığında prim yapan. Oh, magazine düşeceğim şimdi, ona saldırdım ya diyen, mavi tik alır mıyım acaba diyen sendin. Daha neler neler. Bak, biraz daha çirkiniş, o hırsızlığınla seni damgalayıp belgeleri koyacağım. Tamam mı? Biraz daha annem babam, biraz daha ben seneler önce yaşadığım çirkinlikleri tekrar yaşamamak adına bunu burada kapatıyorum. Ama benim ürün yaptırdığım, senelerce formülü için çalıştığım o ürünü gidip de sen yaptırıp da alıp kullanamazsın. Bu
koymak değil, bu benim emeğime göz dikmek oluyor. Bunu yapamazsın. Ben buna müsaade etmem, izin vermem. Buna kimse müsaade etmez. Bilinmeyen birçok yüzü var. Zamanla bunları da açıklayacağım. Eğer durmazsa, üstüme üstüme daha fazla gelirse, söyleyeceklerim bu kadar, daha fazla çirkinleşmek istemiyorum. Dion sepse de komple bitmiştir. Her şey bilginiz olsun. Şarjım bitiyor. Şarja takıp tekrardan hemen geliyorum. Kapanacak yüzünüze şimdi. Çok ayıp. Çok ayıp. Gerçekten aşırı ayıp. Neden ayıp? Sen ortağı olduğum, bizim Dion Sepsi diye ortak bir firmamız var biliyorsunuz. Markayı da ben kurdum. Bunun o zaman hiç takipçisi falan yok. Daha benim yanımda yeni yeni meşhur olmaya başlamıştı biliyorsunuz. Ben de dedim ki gel kanki dedim beraber yapalım. Sen de kazan, ben de kazandım diyeyim. Ondan sonra ben bunları ortak ettim. Sonra bunlar büyüdü, 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 büyüdü. Bir havalandılar. Alıyor Dion Sebs ürünlerini dükkanına koyuyor. Ataşehir'e koyuyor, Ankara'ya koyuyor, İzmit'e koyuyor. Dükkana herhangi bir ödeme bile yapmıyorlar. Ne kadarlık mal çektiyse onun maliyetini kendime alıyorum. Şimdi bana hırsız diyormuş ya. Yapmasın gözünü seveyim. Hadi, hadi, hadi canım. Kul hakkının K'sini yemeyeceğimi biliyorsunuz da işte beni nereden... İftira bunların. Olayı iftira. Eylül'e de ben onun hakkında ne dediklerini anlatacağım. Ben de anlatacağım. Ben hepsini en başından anlatacağım. Size anlattıktan sonra da zaten olayı bitireceğim. Çirkinleşmeyi de seven, sosyal medyada çirkinliği seven insan da değilim. Ama çok üzülüyorum. Dükkanıma girip girip ekmeğime göz dikip dikip benim ne işim olur? Ben ne anlarım? Ne yaparım? Bana ne? Ah, benim arkadaşlarım bir bilse, İleyda'sı, Eylül'ü, o Sus'u bir bilse, bir bilse. Yok, çok şükür. Ben evet alkolümü içerim. Ayda yılda bir içerim. Bazen, yo Engin beni hiç aldatmadı çok şükür. Hiç öyle bir şey yaşamadık. Çok şükür hiç öyle bir şey yaşamadık. Yaşana da bilir, yani ola da bilir ama hani bunu affedecek bir insan değilim ben. Yok arkadaşlar, hiçbir zaman öyle bir şey yaşamadım. Malları evet dükkanıma aldım, satışını yaptım. Yani maliyeti değil, benim bütün şubelerimde satışı vardı. Hani vitrin parası diye bir şey vardır, biliyor musunuz? Hani bu işler, vitrin parası diye bir şey var. Onu bile almadık. Ben ne kadarsa ücreti aldım, sattım dükkanımda. Yani. Yok, hiç takmıyorum. O kadar fazla. Yok, kayınpederim dövmedi. Keşke dövseydi. Ben durdurdum. Onu da şöyle bir oyun yaptı. O kadar sinsi ki hemen videoya çekmiş. Keşke o videoyu paylaşsa da kendi bir rezil etse de bir içeri soktursam onu o kayınpederimi paylaşmasıyla. O koskoca adamı. Dükkana gidiyor malları çıkartıyor falan filan. Kayınpederime böyle bir tip tip bakmalar falan filan. Kayınpederim de bize hırsız dendiği için hani rahatsız olduğundan ötürü çıkın dışarı demiş. Hani senin burada işin yok. İşte sen kime diyorsun, şöyle diyorsun, böyle diyorsun. Kayınpederim de itiyor. İtekliyor yani onu hani o sırada esnada. O anda video çekiyor direkt. Videoya çekiyor direkt. Böyle bir şey olabilir mi? Video olabilir mi ya? Çok rica edeceğim ya. Koskoca adam ya. Videoya çekilir mi koskocaman adam ya? Paylaşsın bir tanem, paylaşsın. Hiç korkumuz yok. Aycan'la beni küstürdü. Nilay beni aradı, benden cihaz alacaktı. O çok sinsi şöyle dedi. Aleyna'nın nerede yaşıyor, ne oldu belli değil dedi. Aleyna'nın dibinde yaşıyor şimdi. Olamaz böyle bir şey ya. Bilmiyorum ki niye TikTok çekti. Benim onunla hiçbir canım tamam kuzum diye konuşuyordum ya ben onunla. Hep böyle konuşuyordum ya.
Vallahi rezillik yaşanan. Tamam bir tanem, tamam canım. Şöyle böyle diye konuşuyordum. Ben kocamla işe gidip kocamla eve dönüyorum ya. Lütfen ya. Bana alkolik diyor da ben onun koca kız kardeşinin kocası için bence konuşmayayım Nez. Bence sen ağzını kapat. Nez. Konuşursam bence işte ben konuşamam böyle. O kız kardeşi biraz daha bana yürümeye devam etsin. O grup açıp yazdığı yazılar duruyor bende. Vermediği yok. Ayıp şey. En son Doğan Can'a verdi. Doğan Can bile bunu almadı. Bak, takip edin.